Gel, gel otur söyle biraz. Ne oldu? Hanımefendinin başı döndü galiba. Tamam kardeşim, sağ ol. Hanımefendi benimle beraber. Siz kimsiniz? Ben mi? Ben mezar ziyaretine geldim. Siz şöyle oturun biraz. Yok, oturmayacağım. Oğluma gideceğim ben. Ben size eşlik edeyim o zaman. Çok iyi görünüyorsun. Sağ ol abla. Ya ben sana yüz yüze teşekkür etmek istedim. Aa, niye? Geçen gün verdiğin 300 lira hayatımı kurtardı. Ne kadar anlatsam az. Aşk olsun Ali'cim, sana vermeyeceğim para da kime vereceğim? Bir de 300 liranın lafı mı olur? Keşke daha fazlasını verebilsem. Ya babamdan isteyeceğim. Ağrıma gidiyor artık. Hani bir dünya laf istiyorum. Yaşlandıkça adamın dilinin ayarı da iyice kaçtı. Aman, o hep öyleydi. Konu onun yaşlanması değil. Sen büyüdükçe fark ediyorsun. Bana da aynı şeyleri yapardı. Ne bileyim abla ya. Yani keşke şöyle bir mucize olsa da ben de yırtsam şu hayattan senin gibi. Ali, mucizeleri insan kendi yaratıyor. Oturduğun yerde hiçbir şey seni gelip bulmuyor. Kimse senin için bir şey yapmıyor. Yaparsan sen yapacaksın. Sakın bunu unutma. Haklısın. İstanbul'un boğazını çok seviyorum. Yakından da güzel, yalıdan da güzel. Bizim çaylar nerede kaldı ya? Selim'i gördün mü? Hala Selim diyor ya. Kızım, çocuğun umurunda değilsin. Uyan artık şu rüyadan. Bilmeden de konuşuyorsun ya. Kıskanç şey. Anneciğim, niye bana haber vermedin? Ben getirirdim seni. Çok özledim Yiğit'i. Biliyorum. Onsuzluğa dayanamıyorum. Kalbimi bir el sıkıyor. İçim daralıyor. Öpmeye kıyamadım o elleriyle canına kıydığını düşünüyorum. Sen de kıyacaksın. Hayır, 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 söyleme öyle şeyler, söyleme. Benim senden başka kimsem yok ki. Kime sarılırım? Kime öperim? Kime korkarım? Telaşlandırdım seni, özür dilerim. Hadi okuluna git. Ben eve dönerim. Yok. Binnaz abla çok merak etti seni. Ben önce seni onun yanına bırakayım. Kızım, çocuk muyum ben? Gidelim. Aa, ben. Hayır. Hayır. Seni bırakırım. Sonra giderim ben.
Kimdi o yanındaki adam? Sinan. Seni ziyarete gelmiş. Ben öyle kötü olunca bana yardım etti. Niye? Ne içiyorsun? Göremedim, merak ettim. Hocam bu arkadaş ne zaman gelecek? Burak'cığım, sendeki bu çalışma azmini gördükçe mutlu oluyorum. Gelir birazdan beraber çalışacağın arkadaşın. Ya hocam, Selim bu birlikte çalışma konseptinin faydasını görmüş. Ben diyorum ki madem bu kadar faydalı bir şey, ben neden yapmıyorum? Ben niye çalışmıyorum arkadaşlar dedim ve o yüzden size geldim. Hem belki bir sinerji falan bir şey olur diye. Çok iyi düşünmüşsün Burak. Teşekkür ederim hocam. Zaten bizim de amacımız bu. Öğrenciler birbirleriyle kaynaşsın, derslerine odaklansın. Ben de arkadaşla kaynaşmayı inanın ki çok istiyorum hocam. Anladım ben onu zaten. Çok güzel. Geldi. Geldi, geldi. Girin. Hocam. Geldi. Gel Asuman'cığım, gel. Burak'cığım, tanıştırayım. Asuman, Asuman, Burak. Hocam ama şimdi yani bu... Burak'cığım, statik notlarına baktım. Notların gayet iyi. Senin yardım alma ihtiyacın yok ki. Aksine yardım etmen lazım. Asuman'ın da notları biraz zayıf. O yüzden siz bu dönem boyunca beraber çalışacaksınız. Hadi şimdi tanışın, kaynaşın. Hocam ben anladım ama siz şimdi beni... Dışarıda devam edebilirsiniz. Benim biraz işim vardı arkadaşlar. Teşekkür ederim Asuman'cığım. Let's schedule a meeting tomorrow, early in the morning. Okay, okay. I will call you back, dear. Bye. Bizim siparişi bir çek eder misiniz lütfen? Hemen efendim. Bu yoğunluk beni öldürecek. Görüyorsun işte, arkadaşlarımla bile rahat rahat yemek yiyemiyorum. E sessiz al şekerim telefonu. Bak benimki sessizde. Sadece mesajlaşıyorum ben. Bir de yani her çalan telefonu açıyorsun. Açma, biraz detoks yap. Çünkü Amerikalılarla iş yapıyorum. Adamlarda pratik zeka sıfır. Alman ekolünden gelip de Amerikalılarla iş yapmak çok zor bir şey. Sahi sen hangi liseden mezun olmuştun Asena? Babamın işi dolayısıyla ben bir okulda okuyamadım ki. Yani birçok okulda okudum. Çok ekol var bende. Bir tek Alman ekolü yok. Peki üniversite? Üniversiteye gittin ama değil mi? Yani bir şey soracağım. Bu kaçıncı su? Benim içim dışım su oldu. Yemek siparişi vereli yarım saat oldu. Sen hala su doldurup duruyorsun burada bana. Nerede bizim yemeğimiz? Efendim, takip ediyorum siparişlerinizi. Takip etme. Gerekiyorsa git başını da bekle. Ya olacak şey değil, tamam. Yani ortam güzel, burayı seviyoruz ama bu kadar da değil hayat. Çok ciddi bir servis problemi var burada. Ben böyle şeyleri çekemem. Baksana şunlar bizden ne kadar sonra geldiler, yemeklerini yiyorlar. Evet, haklısın. Biricik bizdeydi dün. Güzel kızını gördüm. Selim'le ödev yapmaya gelmişler. Öyle mi? Hiç bahsetmedi. Üzüldü tabii, ondan olabilir. Üzüldü mü? Niye, ne oldu ki? Malum Selim. Aynı anda Allah bilir kaç kızı birinden idare ediyor. Senin kızla ders çalışacağını, ödev yapacağını unutmuş. Kızcağız İhsan ve benimle saatlerce konuşmak zorunda kaldı. Çok sıkıldı. Yok canım, sıkılmamıştır. Sever İhsan amcasını o. Tabii sen nereden bileceksin? İhsan'ın eline doğdu sayılır Biricik. Konuşacak senden benden çok konu olur onlar. Tuğba'cığım, sen beni yanlış anladın.
Ben tamamen Biricik'in kalbini korumak adına sana şimdi bu uyarıda bulunuyorum. Yani bizim çocuk malum. Ne olduğu belli. Havai. Bugün Biricik'in, yarın kim bilir kimin peşinde olur. Ben tamamen kız tarafıyım. Ben hep kızlardan yanayım. Ah, en sonunda yemeklerimiz de geldi. Kurt gibi acıkmıştım. Aa, senin ne işin var burada? Sence? Öğleden sonra çalışırız dedin, telefonlara da bakmıyorsun. Duymamışım. Neyse ya, sorun değil. Nedir programın? Ben de kendi programımı ona göre ayarlayayım. Bilemedim ki şimdi. Bak sen. Derse ekiyorsun yani. Saçmalama canım, ne ekmesi? Tek derdim sen ve senin alttan kalan derslerin değil herhalde. Bak ben de bayılmıyorum bu duruma. Yok seninle ders çalışacakmışım. Alttan kalan derslerimi falan temizleyecekmişim. Bana göre şeyler değil, gereksiz bayık hareketler zaten. Alışmışsın tabii herkesin hayatının merkezine seni koymasına, mutluluğun için böyle bol bol çabalamasına. Oh ne güzel hayat ya. Ama hayat her zaman öyle olmuyor işte Selim Bey. Evet biz başladık yine. Kızım sen kimsin? Kimsin de bana bu lafları söylüyorsun? Sen çok mu mükemmelsin? Aksine tutarsız, köşeli, huysuz kuralcının tekisin sen. Ne bakıyorsunuz? Senin sen var ya. Ne zaman başlıyoruz derslere? Hangi derslere? Başka bir planın mı var yoksa hazır? Asuman. Asuman beni bırak, ben bir gideyim, tamam? Nereye gideceksin? Gitme. Aa. Aa, baksana şuna. Ha, Burak. Yanındaki kız ne alaka? Nerede hani ya, ben niye göremiyorum? Sakin, şurada işte bak, şurası. Burak demek ki artık toplu kızlardan hoşlanmaya başlamış. Buranın işi olmaz ki bu kızla. Kesin bir tanıdığı falandır herhalde, değil mi? Aynen tatlısı, kesin bir tanıdığı falandır. Erkek bu, ne bekliyorsun? Her şey olabilir. Geldin mi sözüme? Burak ve tipik dört bilinmeyen yani ilişkiler ağa işte aşkım. Ne bekliyorsun? Sağ ol ya. Çok sağ ol. Asuman, gitmek istiyorum. Şu an bu olduğumuz durumdan beri hiç mutlu değilim. İyi tamam, yine sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tatlısı. Tatlısı. Hayırdır? Yine aşkları yerken mi açıldı yoksa? Saçma sapan konuşma Biricik. Onur Hoca'nın yine işte saçma sapan işleri neymiş efendim? Üst sınıftaki öğrencilerin alt sınıftaki öğrencilere destek vermesi gerekiyormuş falanmış filanmış. Laflara bak ya, saçmalık. Gel işte bizim mekanı bu gece. Kafan dağılır azıcık. Hem özlemedin mi gece hayatını? Bakarız. Ya baka baka hayat geçiyor be Barbar. Bence bakma sen, direkt konuya gir ha. Diyorsun. Ya hem eski günleri anlarız ha. Anan çöreklenmesin yine başımıza ha. Ya yok ya, ne çöreklenecek. O zamanlar çok küçüktüm ben. Ondan aşırı tepki vermişti. Tomurcuktum, senle içe kaçtım. Anam da ona kızdı diyorsun yani ha. Nereye bakıyorsun lan sen? Esaslı kız ha, mektepli falan. Ya sen nereden biliyorsun mektepli olduğunu? Bilirim ben. Sana gelmez aslanım. Hiç boşuna heveslenme. Orası belli olmaz işte. İyi misin? İyiyim. Niye durgunsun böyle? Abi nasıl meraklıydı güzel yemeğe, güzel sofralara. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Tabii hatırlıyorum.
Hiç unutmuyorum, bir keresinde bayağı küçüktü. İlkokulda falan. Babam onu kebapçıya götürmüş. Beğenmemiş paşa. Asmış suratına oturmuş, hiçbir şey yememiş. Bir ara da yeni makarna soslarını üzerimize test ediyordum. Biz beğeniyorsak aynısını Elif'e de yapıyor. Adını alma şu uğursuz kızın. Ne olursa onun yüzünden oldu zaten. Yiğit öyle bir paçavra gibi kenara atmasaydı belki de bugün oğlum yanımızda olacaktı. Anneciğim, lütfen. Lütfen yapma böyle. Tamam, sustum. Cafe de Paris'i ne çok severdi. Ne zaman Paris'e gitsek Yiğit için soluğu o Saint Germain'deki küçücük restoranda alırdık. Sen de o rengarenk makaronlara bayılırdın. Bir keresinde ne kadar çok yemiştin. Bayağı midem bozuldu. Buna rağmen makaron kutusunu başucundan almamıza izin vermemiştin. Baban da seni böyle kucakladı. Yandaki odaya doğru. Doydum ben. Anne. Bir gün seni yeniden Paris'e götüreceğim. O çok sevdiğin otelde kalıp arka sokağındaki butiklerden deliler gibi alışveriş yapacağız. Sonra sen Cafe Flor'da akşamüstü aperatifini yudumlayacaksın. Söz veriyorum. İnsan kaç kere 37 yaşına girer ki? Bir kere. Ne olur kırma beni İhsan, lütfen. Yani illa mutlu olman için evde bir parti mi vermen gerekiyor sana? Yes darling. Ne olur. Nil, babanı sen ikna edersin. Hadi bana destek ver, ne olursun bir şeyler söyle. Yani babacığım evet, aslında uzun süredir böyle bir davet vermediniz evde. Yani adı üstünde doğum günü. İnsan sevdikleriyle kutlamak ister. Lüzumsuz bir sürü insanı eve doldurmanın ne gereği var anlamış değilim. Biz de sevdiklerimizi çağırırız. Aa, babacığım çok mühim bir konu bence. Çünkü böyle şeyler Instagram'da acayip bir trafik yaratıyor. Hatta Nil, bu magazin dergileri falan da var değil mi? Bence cici annemizi böyle şeylerden mahrum etmemelisin. İyi, madem o kadar istiyorsun. İstediğin gibi organize et o zaman. Çok teşekkür ederim Sami. Çok eğleneceğiz. Hep beraber. Sen bile eğleneceksin. Hı hı. Ne bu hal biricik? Ne varmış halimde? Kızım sen benden bir şey mi saklıyorsun? Anne ne oluyor durup dururken? Sen niye senaryo yazıyorsun? Ne yaptın? Bugün Asena'yla yemek yedik. Ye. Afiyet olsun. İleri geri konuşup sinir etti beni. Demek seni sinir etti Asena. Seni sinirlendirmesine niye müsaade ettin? Çok şaşırdım. Hiç senlik şeyler değil anne. Konu sendin güzel kızım. Ben ne alaka? Yok Selim'in umurunda bile değilmişsin. Hayatındaki bir sürü kızdan sadece bir tanesiymişsin. Her an Selim'in yeni bir aşka yelken açma ihtimaline karşı seni hazırlamalıymışım falan filan işte. Görgüsüz Asena'ya bak. Ona mı düşmüş Selim'le olan ilişkimi sorgulamak? Elini çabuk tut Biricik. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yoksa kaçıracaksın çocuğu. (Gülüyor)
Alo, merhaba. Ben bir şey soracağım. Bu karşı taraf bilgisayara girmeden de görmenin bir yolu yok mu acaba? Ağaç oldum da beklerken. Yok. Anladım, tamam. Sana koymadım. Ay yok yok, ben yeni tazeledim zaten. Sağ ol kızım. Afiyet olsun Ahmet abi. Efendim babacığım. İyiyim, iyiyim, merak etme. Tamam, dikkat ediyorum ben. Aldım yanıma ilaçları zaten. Tamam babacığım. Tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Bazen babamın sevgi denizi içerisinde boğuluverecekmişim gibi geliyor vallahi. Ne oldu ki? Ay bir şey olduğu yok. Dün biraz hasta gibiydim. Sabah hemen işe gelmeden ilaçları hazırlamış falan. Şimdi de aramış, ilaçlarını aldın mı diye soruyor. Ay çocuk muyum ben ya? Ah bu gençlik ha. Ana baba olmadan evlat sevgisini nereden anlayacaksınız? Evet sayın seyirciler. Ahmet abi konuya kıymet bilmez gençlik yorumuyla bambaşka bir boyut kazandırıyor. Tebrikler. Ahmet abi haklı bence. İnsan özlüyor anne baba ilgisini. Kendi kendine bakmak ağır geliyor bazen. Keşke biri de benimle ilgilense diyorsun. Kıymetini bil bence. Baban nur içinde yatsın Serracığım. Eminim hayatta olsa o da senin üstüne titrerdi be kızım. Ya. Evet. Evet, titrerdi kesin. Dediklerimi sakın unutma. Tamam mı prenses? Tıpkı annen gibi sen de çok güzel bir anne olacaksın Nilo. Aksini düşünüp moralini bozmak yok. İnşallah babacığım. Tamam. Sağ ol. Baba kızına kaynatıyorsunuz bakalım. Adı üstünde. Baba kız konuda. Ben çıkıyorum, toplantıya geç kalacağım. Öpücükle kurtulamazsın, seni geçireceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya bir kahve mi içseydik? Ben az önce içtim Asena, sağ ol. Nil? Ben sormasam söylemeyeceksin. Yine tüp bebek deniyormuşsunuz. Benden mi saklıyorsun yoksa? Ay aşk olsun. Olur mu öyle şey? Babamla Selim'in konuları yüzünden atladım o kadar. Emin misin? Tabii ki. O zaman sorayım. Nedir son durum? Dün yumurta toplama işlemi yapıldı. Şimdi bir sonraki süreci bekliyoruz. Hadi bakalım. Heyecanlı, hayırlısı olsun. Hı-hı. Kaçıncı denemenizdi? Üçüncü denememiz. Daha bir şey değilmiş. Millet 10 kere falan deniyor. Hı-hı. Ama tabii sıkıntılı işler. Hatta biraz üzücü. Niye öyle dedin ki şimdi? Yani şimdi nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Hani şey oluyor ya, bu işin bir doğalı var, bir de böyle mekanik uygulamalar. İşte eşleri birbirinden biraz uzaklaştırdığı söyleniyor falan. Ya hiç duymadın mı? Yok, duymadım. Ha. Yani çocuk için mükemmel giden bir evliliği feda etmek de çok yazık. Çocuk diye tutturmamak lazım. Evlilik daha önemli bence. Gerçi sizinkine olan olmuştur şimdi 3 denemede. Yazık. Kahve içelim ya. Ben içmeyeyim Asena, sağ ol. Toplantıya da geç kaldım zaten. Peki, görüşürüz.
Serra. Selam. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ya ben seni ne zaman görsem sen sürekli telaşla bir yerlere yetişmeye çalışıyorsun. Ben de kafamı ne zaman kaldırsam karşımda seni görüyorum, biliyor musun? Çünkü ben senin bu koşuşturmacanın nedenini merak ediyorum. Niye merak ediyorsun? Seni daha yakından tanıyabilmek için kırmızı başlıklı kız. Dikkat et de o kırmızı başlıklı kız bir anda kurda dönüşmesin yalnız. Ha, sen aynı zamanda espriliyim ne diyorsun, güzel. Her şakanın altında bir gerçeklik yatar diyorum aslında. Okey, o zaman ben de şöyle diyeyim. Kurt sensen, benim için hiçbir sakıncası yok. Burak'cığım, sohbetine doyum olmuyor ama benim derse yetişmem lazım. Ben tam olarak bundan bahsediyorum işte. Yani biz okula geliyoruz, yayılıp takılıyoruz falan ama sen koşturarak okula geliyorsun. Büyük bir hızla derslere giriyorsun. Biz senin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ben de bunu merak ediyorum. Sen nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, neden sürekli koşuşturuyorsun hiç anlamıyorum. Anlamak için bu kadar kendini zorlama istersen. Akışına bırak diyorsun. Daha iyi olur. Okey, o zaman ben sana derse kadar eşlik edeyim. Hatta belki dersten sonra da bir şeyler içeriz. Bugün de hava ne güzel değil mi? Yani böyle bir havada okula gelmek zorunda olmak insanın bazen sinirlerini bozabiliyor. En azından benim bozuyor. Okey, susuyoruz, konuşmuyoruz. Acaba gizemimizi mi korumaya çalışıyoruz? Hayır, yani eğer ki böyleyse fazlası bünyeye zarar. Ben de söylemesin. Ne gizeminden bahsediyorsun sen? Sen birden sahneye çıktın. Bütün ışıklar senin üzerine döndü. Biz seni tanımak için adım attıkça sen bizden kaçar oldun. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Haliyle de merak ediyoruz. Kim olduğunu, ne olduğunu, ne yaptığını. Etmeyin. Niye beni merak ediyorsunuz ki? Mesela ben sizi hiç merak etmiyorum. Ama siz sürekli benim hakkımda yalan yanlış yorumlar yapıp duruyorsunuz. Tamam. Hakkında yalan yanlış yorumlar yapmayalım diye ben de sana soruyorum. Kimsin sen? Nereden geldin? Nerede yaşıyorsun? Nelerden hoşlanırsın? Annemle birlikte bir gecekonduda yaşıyorum. Okula geldiğim araba patronumun arabası, şoför de onun şoförü. Limuzin olayına hiç girmeyelim çünkü orası bayağı karışık. Hayatım okul, iş ve ev arasında geçiyor. Nelerden hoşlandığımı ben bile unuttum. Yeterli mi? Demek öyle. Şakacı şirin seni. Güzel, güzeldi. Yani her şeyi bir şey uydurdun ama şu limuzin olayına uyduracak hiçbir şey bulamadın. Burak! Neredesin ya? Her yerde seni arıyorum. Sebep? Sebep mi? Beni her yerde araman için bir sebep. Ders çalışacaktık ya bugün, unuttun mu? Hiç aklımdan çıkmıyor ki diyeceğim ama sen şimdi onu da gerçek zannedeceksin. Sen de bilmece gibi konuşup durmasana. Ben sizi hiç tutmayayım. Görüşürüz. Sen bizi tutma tabii. Ne bakıyorsun öyle gözlerine dikip deli deli? Ne oldu ne? Korktum. Korkma anne. Ay Burak, harbiden komik çocuksun ha. Yüzümün şeklini bir görsen. Şaka yapıyorum ya, şaka. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım. Azıcık laflar sonra ders çalışırız. Maksat muhabbet olsun zaten. Ya acaba stajı boş versem de yazın güzel bir tatil programı mı yapsam diyorum. Ne stajı ya? Vallahi benim hiç niyetim yok staja falan. Ay. Sen ne yapacaksın Biricik? Ben bizim Londra'daki projede yapacağım stajı. Babam bir yandan da artık işlere burnumu sokmamı istiyor. Yani anlayacağınız, okul mutlu, ben mutlu, babam mutlu. Selam kızlar. Selam. Dedikodu kazanı kaynıyor mu yine kızlar? Dedikodu? Staj işini konuşuyorduk. Şimdiden mi? Sen şimdi bir yer ayarlamamışsındır. Şey diyeceğim. Londra'da birlikte yapabiliriz stajı bizim projede. Eğlenceli olur. Hem tatil hem iş. Ne dersin? Bakarız ya. Daha zaman var. Doğru. Kurtarın beni. Ne oldu oğlum?
Abi ne olacak? Bu Onur Hoca'nın yanıma yamadığı kız ders çalıştırayım diye var ya, yapıştı yani üstüme, gitmiyor kız, Allah kahretsin ya. Arkadaşlar gülmeyin, bak ben çok ciddiyim. Selim, sen konuşsana şu Onur Hoca'yla. Ha? Zaten senin enişten, bir çözsen şu işi. Yani keşke elimden bir şey gelse ama biliyorsun ki emir demiri keser. O emirin de demirin de. Selim, senin de yakında Serra'yla aynı kaderi paylaşman an meselesi bence. Bircik, sen böyle tuhaf saptamalar yapmayı çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Biz kahve alalım. Hadi gidelim. Hastası. Affedersiniz. Bir dakika rica edebilir miyim buraya? Geliyorum. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Burada çalışmak istiyorum ama ağırlığı arttıramadım. Beceremedim bir türlü. 7,5. Bir deneyin bakalım. Eğer hafif gelirse biraz arttıralım. Ay çok utandım. Çok kolay yaptınız. Kusura bakmayın ne oldu. Beceremedim. Yok, o bazen takılıyor. Ne hafifi. Uzaktan kuvvetli görünüyorum galiba. Bu bana ağır bile. Bence sizin kadar fit biri için bu gayet uygun. Hem biraz zorlanın ki iyi çalışsın değil mi Hasan Hanım? Tanışıyor muyuz? Barış Hoca ben. Sizi medyadan tanıyorum. Öyle mi? Ayrıca mankenlik dönemlerinizden de en büyük hayranlarınızdan biriyim. Sahi mi? Eski bir hayranımışım burada. Hocam mı ya? Yani? Evet öyle oldu. Ya, soğumayın, devam edin lütfen. Peki. Oldu mu? Seninki yine pas vermiyor. Ne alakası var? Yok öyle bir şey. Okulda kimseye çaktırmamaya çalışıyor sadece. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Bana evlenme teklifi etti. Yok artık. Ne zaman? Geçen yaz. Bodrum'da. Hayatımın en güzel 2 günüydü. Sadece 2 gün mü? Ne yani, az mı? Okulda Selim'le bir saatini geçirmek için her şeyini verecek kaç tane kız var sen biliyor musun? Yok yani, geçen sefer bütün yaz demiştin de. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben yalancı değilim. Anladın mı? Hadi görüşürüz. Ne yaşandı az önce? Şaka falan mıydı bu? Ben anlamadım. Ders notları. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Şimdi sen bana böyle 2 ders çalıştırıyorsun diye havalara girip üstten konuşmana eyvallah diyecek değilim. Ders notları. Çalışmak istemiyorum ben. Onur Hoca'ya ne diyeceğim ben? Söz verdim ona. Merak etme, ben Onur Hoca'yla konuşur hallederim. Ya tamam, uzatma. Gereksiz yükseldik dün. Bitti gitti, unutalım. Sen gereksiz yükseldin. O yüzden biz birinci çoğul şahıs kullanmayalım. Böyle dengesizliklere gelemem. Bana göre işler değil. Ne yapalım yani? Küsüp konuşmayalım mı çocuklar gibi? Bu mu ya senin tavrın? Ne? Mesela özür dileyebilirsin. Yok artık, daha neler. Pardon da sen de bir ton laf saydın bana, ne çabuk unuttun. Dengesiz, katı, tutarsız. Daha sayayım mı? Neler demişim ya. Çok, çok ayıp etmişim. Bak, benim 2 saat boşluğum var. Ders çalışalım diyecektim.
Sen zaten 10 dakikasını gereksiz muhabbetle harcadın bile. İyi. Madem bu kadar ısrar ediyorsun. Çalışalım öyleyse. Ne ısrarı ya? Ne ısrarı ya? İyilik yapıyoruz resmen sana. Bu kız da güzel mi değil mi karar veremiyorum. Pislik gibi kız işte. Daha ne olsun? Ha, beğeniyoruz yani. Beğeniyoruz tabii canım. Gerçi ben de Serra'nın senden hoşlandığından şüpheleniyordum. Serra'nın? Benden hoşlandığından şüpheleniyordun. Nereden çıkarttın sen bunu? Çünkü ben az önce Serra ile kapıda konuştum. Yani tavırlarından, hal ve hareketlerinden ben hiç böyle bir şey anlamadım. Sen bir şey mi duydun ya da birisi sana bir şey mi söyledi? Serra mı bir şey söyledi? Üf, bir sakin, bir nefes al. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun sen şu an bende? Dalga falan geçmiyorum. Hayır, bir şey söylemedi. Yani ben de duymadım. Hatta ben Serra'nın konuşma yeteneği olup olmaması konusunda ciddi şüpheler besliyorum. Çok acayip sosyal bir tip. Peki sen o zaman nereden çıkarttın Serra'nın benden hoşlandığını? Sana birkaç kaçamak bakışını yakaladım. Serra'ya. Evet. Yani ilk başta bir yere oturtamamıştım. Ama şimdi puzzle tık tık yerli yerine. Biricik sen ciddi misin? Evet. Ama kızı çözemiyorum. Bir kere zengin. Onu anladık. Ama bizim gibi değil. Geleneksel bir hali var. Üstü başına dökülüyor. Ay tam bir... Bu da oldukça cimri olduklarını gösteriyor. İşte bu tipler biraz özgüven yoksunu olduklarında soğuk yaparak kendilerini saklarlar. Anladın? Anladım. İstersen sana yardımcı olabilirim. Eğer ki elinden bir şey geliyorsa yap. Ama dediğim gibi kızı çözmemiz lazım. Bilgi toplamak lazım. Kimdir, nedir, ne yapıyor? Bir öğrenelim. Hedefi belirleyelim, ona göre bir strateji oluşturalım. Asen Hanım. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Yalnız bir ricam olacak. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Barış Hoca ile hemen bir program hazırlayın bana. Tabii. Barış Hoca ile de konuşup hemen organize edelim. Detayları size bir il olarak atarız. Çok mersi canım. Rica ederiz. Ne oldu? Yok bir şey. Neye gülüyorsun? Ya söylesene. Kızmak yok ama. Ha. Anladım, sen benimle alakalı bir şeye gülüyorsun. Tamam, kızmayacağım. Yani kızsam da sana bir şey demeyeceğim. Söyle hadi. Tamam, söz mü? Ya hadi. Hazır mısın? Hazırım. Al, bunlar da bende kalan ders notları. Ders falan çalışmak istemiyorum artık. Hani eski Türk filmlerinde mektuplarını iade eden aşıklar oluyor. Sen aynı onlara benzedin, biliyor musun? Ne alakası var ya? Ay, tamam. Çok özür dilerim. Çünkü benim sinirlerim bozuldu. Zaten senin sinir sistemine göre hayatımızı şekillendiriyoruz. Ya kızdın ama. Yok, kızmadım. Gerçekten mi? Bu kadar basit şeylere kızmam ben. Hayat zaten yeterince zor. Bir de böyle şeylerle ekstra negatif enerji yaratmaya gerek yok. Hayatın senin için ne gibi bir zorluğu olabilir ki? Ben pencereyi açayım. Burası çok havasız. Ne oluyor ya? Nereye koşuyor bu insanlar ya? Selim Kutlu Say diye bağırıyor. Atacak kendini ya. Ben doğru mu duydum? Evet, evet. Koş. Kim bilir.
Selim ne derdi var? Ne derdi olacak ya? Taktı çocuğa kafayı. Selim oğlum çabuk bahçeye gel lan. Senin müyazın takıldığın kız var ya çatıya çıkmış. Tamam kapat gördünüz. Ne diyorsun oğlum? Şu geçen yaz hani Bodrum'da birkaç gün takılmıştın ya sen. Geçenlerde de ben senin şapkanı vermiştim kız sevinmişti. O işte. Ne alaka yani? Ne bileyim oğlum ben Selim gelmezse atlarım diyor. Keşke Asuman atlasaydı ya. Ne yapalım abi? Takıldığımız her kızın peşinden çatılara mı çıkacağız? Hiç. Ben kimseye umut falan vermedim. Ayrıca bu kızı tanımıyorum da. Ya şu durumda bile bunu söyleyebiliyorsun ya. İğrençsin gerçekten. Sağ ol. Aa, laflara bak. Şaka gibi. Giriş yasak. Ben yardım edebilirim ama lütfen. Olmaz. Ya sadece iki dakikacık ol. Ben içeri çıkar mısın? Serra gel. Gel sen. Şuradan sağdan, sağdan. Öp şu peşinde. Şaka gibi.